Hoş geldiniz Sayın. Günaydın. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Merhabalar. Efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin enerji dolu geldiniz hocam. Sizden alıyorum enerjiyi. Gayet güzel gülümsüyorsunuz. Beyaz işler, güzel çok gülümsemeler. Çok teşekkür ederiz. Yani evet, bir diş hekimine yakışacak cinste güzel gülümsemesi olan bembeyaz pırıl pırıl dişleriyle geldi hocam. Evet, ağız ve diş sağlığımızı konuşacağız. Nasıl daha güzel gülümsememiz gerektiğini ama daha çok sağlığımıza nasıl dikkat edeceğiz ağız ve diş sağlığı anlamda, bunları soracağız uzman konuğumuza. Hemen masa başına geçelim hocam isterseniz. Ve sohbetimize başlayalım. Buyurun lütfen. Ekran başındaki izleyicilerimize de hatırlatalım efendim. Zaman zaman ekranlarda göreceksiniz bizlere ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerimiz ve telefon numaralarımızı oralardan göreceksiniz. Lütfen merak ettiklerinizi ve bizimle paylaşmak istediklerinizi oralara yazınız. Gürkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizlerle daha güzel olduk. Sağ olun. Eski bir asker olarak ben de sizi görmekten çok mutlu oldum. Harika. Askeri tıbbiye kökenli olanların bir özel durumudur bu sevgili izleyenler. Abi kardeş hukukuyla büyüyerek de her zaman devam eder. Hatta öyledir ki kardeşler şanslıdır. Abiler de şanslıdır. Kardeşler bir yere gittiği zaman, daha genç yaştakiler bir abisini gördüğü zaman hesap bile ödemezler neredeyse. Öyle mi? Çünkü orada bir abisi vardır onun. Harika. Bu kadar da kıymetlidir. Hoş geldin değerli Gürkan. Harika. Kardeşim. Şimdi herhalde ağız ve diş sağlığını konuşurken son yıllarda çok fazlaca uygulanan bir tedavi yöntemi var. Evet. Çok da konuşuluyor, çok da yönü var. Kişiye özel de farklı gelişmeler olduğunu biliyoruz. İmplant tedavisiyle başlamak çok doğru olur diye düşünüyorum. Hep gün geçtikçe implant tedavisiyle ilgili bir yenilikler ekleniyor. Evet. Var mı güncel yaklaşım? Olmaz olur mu? İmplant tedavisi 1980'lerde yaygınlaşmaya başladı aslında. Evet. İsviçre'de bir ortopedist tarafından ilk defa uygulandı. Ortopedist tarafından? Evet. Diş hekimliği okumuş bir ortopedist tarafından. Çok, çok ilginçtir bu. Evet. Sonrasında tabii implant teknolojisi günden güne değişti. İsviçreliler, Almanlar, Türkler ve bütün dünya bu işin içerisinde. Türkiye'de şu anda 300'e yakın firma implant satışı yapıyor. Ve bu çok kıymetli bir ürün. Çünkü artık hareketli protezi yapmıyoruz hastalara. İmplant yapıyoruz. Evet. Sabit protezi yapıyoruz. Peki bu halk arasında da çivi çakma diye de anılan, evet, çivi çakma ve devamında gelen tedaviler diye anılan bu işlem grubunun içerisinde beklenmeyen olası zahmetli durumların hepsini bir tarafa bırakarak ben gerçekten çok iyi noktaya geldi bu iş diyebiliyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü artık öngörümüz var. Çünkü planlamada öngörümüz var. Hastanın fotoğraflarını çekiyoruz, tomografilerini, bunları birleştiriyoruz. Özel programlarda planlıyoruz. Yani hiçbir şey yapmadan çok şey yapıyoruz. Planlamaya zaman ayırıyoruz ve sonrasında bizim için işler çok daha kolay oluyor. Buna dijital iş akışı diyoruz. İmplantolojide çok önemli bir yeri var. Son teknoloji budur diyebilir misiniz? Evet. Nedir peki? Bana bunu biraz daha açın bakalım. Hastanın fotoğrafları, ölçüleri, artı tomografi görüntüleri. Yani 3 boyutlu görüntüleri. Bunları bir program birleştiriyor. Hastanın 3 boyutlu görüntüsünü oluşturuyor. Aynı zamanda 3 boyutlu planlamasını yaptırıyor. Daha sonra biz implantı yapmadan... Bir nevi simülasyon. Aynen. Yani ne olacak? Evet. İmplantı yapıyor. Bize guide'ı gönderiyor. Biz guide'la hastanın implantını yapıyoruz. Sonrasında protezler hazır gelmiş oluyor. Çünkü hastanın 3 boyutlu bütün verisi elimizde. Ve başladığımızda implant yapmaya başladığımızda her şey elimizde oluyor. İmplantı yapıyoruz, protez takıyoruz ve hastayı gönderiyoruz. Herhangi bir sürpriz yok yani. İmplantı genelde takıp sürprizsiz devam ediyoruz, evet. Hastayı alıyorsunuz, implantla ilgili bu aşamaları, bahsettiğiniz aşamaları, evet, uyguluyorsunuz ve sonrasında o implantı yerleştiriyorsunuz, takıyorsunuz. Hı-hı. Ne kadar bir zaman aralığıdır bu? Hastanın size gelişiyle, evet, mutlu bir şekilde, memnun bir şekilde, dişlerini sağlıklı bir şekilde klinikten ayrılışı. Şimdi aslında faktöriyel durumlar var. Yani hastaya bağlı, hekime bağlı, implanta, evet, bağlı faktörler var. Değişkenlik gösterebilmekte. Fakat bu değişkenlikler içerisinde biz bunu minimize ediyoruz. Hastalar geliyorlar, hemoglobin A1C'ye bakıyoruz, şeker problemi var mı? D vitaminine bakıyoruz, paratormana bakıyoruz, kan kalsiyumuna bakıyoruz, kanın ıslatabilme kabiliyeti anlamında kolesterol durumuna bakıyoruz. Bunların hepsi iyiyse planlamayı yaptığımda yaklaşık 3 saat sonra hasta kliniğimden mutlu olarak gider. İmplanta başladık, protezi bitirdik. 3 saat. Bravo. Çünkü önden çalışmış oluyoruz. Önden biz ödevimizi yapıyoruz. Yani hasta eskiden şöyle olurdu. Hasta gelir, tamam size bir implant yapalım. Yapıldı. 3 ay, 5 ay, 6 ay bekler. Ondan sonra yapardık. Şimdi hasta geliyor. Biz önce hastayı araştırıyoruz. D vitamini, hemoglobin A1C, paratormon, kan kalsiyumu,
Bunlar yerinde mi? Problem var mı? Yani çünkü kısacası, tıbbın dalları da giriyor işin içerisine. Evet. Hastaya bağlı faktörleri bir kenara minimize ediyoruz. Daha sonra yüzeyi düzgün olan kaliteli implantları kullanıyoruz tabii ki. Cerrahide de naif olmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaptıktan sonra hasta mutlu bir şekilde gidiyor. Ya ve hızlı bir şekilde. Gökhan Hocam özellikle şunu merak ediyorum. Siz diş hekimliği okudunuz. Diş hekimliği fakültesi mezunu oldunuz. Fakat şu anda çok ciddi bir teknolojiden bahsediyorsunuz. Evet, simülasyonlar, bilgisayarlar, tasarımlar. Evet. Ya bunun için bir yazılımlarla giden bilgisayar teknolojileri, yani yeni bir teknoloji var. Bunu nasıl edindiniz? Her geçen gün daha da değişiyor bunlar. İlginçtir, ben de sizin gibi askeri tıbbiyeden ayrıldım 2015 yılında kendi isteğimle. Ayrıldıktan sonra doktora süresince aldığım eğitimden daha fazla eğitim aldım. Fotoğrafçılıktır, dijital iş akışıdır, dijital taramadır vesairedir. Evet. Literatür okumaya da hakimsiniz ama yani doktora süresinde aldığım eğitimden çok daha fazla bir eğitimi mezuniyet sonrasında aldım. Çünkü teknoloji artık sizi update ediyor. Her gün, her gün daha yenisi geliyor. Ben dijital 3 boyutlu planlamayı bilmeden protez doktorası yaparken bir çıktım, insanlar 3 boyutlu planlama yapıyorlar. İnanılmaz. Yazılımı gelmiş, bunun 3. parti yazılımları, 4. parti yazılımları geldi. Şu anda çok çok ileri durumdayız gerçekten. Harika. Peki biraz önce anlatırken şunu söylediniz hocam, kaliteli implant. Evet. İmplantın kalitesi de var mı? Şimdi şöyle bir konu var. Size az önce de bahsetmiştim, 300 tane firma Türkiye'de satış yapıyor. İsviçre, İsrail, Almanya, birçok ülkeden gelen, her yerden. Türkiye'de de üretim yapanlar var. Buradaki konumuz şu: implantın materyalinin kalitesi, yüzeyinin temizliği. Bizim için önemli olan faktörler bunlar. Tabii sadece kemik içinde kalan parça değil, kemiğin dışında kalan parçalar da bizim için önemli. Evet. Çünkü burada kemik dışında protezi tutturmamızı sağlayan parçalar var. Bunlara abutmentler diyoruz. Bunların da düzgün olması, implant sisteminin dijital iş akışına uygun olması gerekiyor. Yani dijital aslında implantın başında görevini alıyor. Sonrasındaki periyotlarda da hep elimizin altında. İşte sürpriz yok dediğimiz konu bu. Ne olduğunu, ne olacağını ve nasıl nihayetleneceğini hasta her aşamasına hakim olabiliyor. Güncel teknoloji bize kesinlikle öngörü veriyor. Aslında yaptığı başka bir şey yok. Öngörebiliyoruz artık. İmplant yapmadan başarıyı öngörebiliyoruz. Protez yapmadan estetiği öngörebiliyoruz. Bütün bunlarla öngörümüz artmış durumda. Bu da harika teknoloji. Bir şey hem hasta için hem de hekim için. Peki şunu da merak ediyorum ben implantla ilgili konuşurken. Şimdi sonuç itibariyle damağa yerleştirilen yabancı bir madde var. Evet. Vücudun bunu reddetmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor mu hocam? Kemik hücreleri titanyumu çok seviyorlar. Her iki pürüzlü titanyum yüzeyine. Aşıklar diyebilirim. Bütün kemik hücreleri anında sarıyor. Tabii implantın yüzeyi biraz daha agresif olup hani vidanın meşhur biraz bir daha böyle uzun olması halinde çok daha iyi tutunuyor. Dolayısıyla da bekleme süremiz kısalıyor. Tabii şimdi bekleme süresini kısaltan bazı faktörler var. Yani biz implantı yaptık, implantın stabilitesini ölçüyoruz. Daha sonrasında da, daha doğrusu öncesinde implantı yaparken ki kemik içerisindeki stabiliteyi ölçüyoruz. Dolayısıyla bu iki nümerik veri bize başarıyı öngörmemizi sağlıyor. Bazı değerlerde hemen yükleyebiliyoruz, bazı değerlerde sizi bekletelim diyoruz hastalara. 3 ay sonra yüklüyoruz. Peki hiç implant yapamadığınız hastalar var mı? Maalesef oluyor. Hangi hastalardır onlar daha çok? Şeker hastalığı çok ileri ise çok ciddi problem oluyor. Çünkü zaten cerrahi yapılamaz. O cerrahide bazı zorluklar oluyor. Bazen mecbur kalıyorsunuz ama bazı başarısızlıkları da göz önüne alıyorsunuz. O zaman hani sayıyı arttırarak belki birazcık daha hani riski minimize ediyorsunuz ama kanser hastalarında falan da çok tercih edemiyoruz. Çünkü iyileşmeyle ilgili problemler oluyor. Peki gördüğünüzde ben bu hastaya müthiş implant yaparım deyip heyecanlandığınız hastalar kimler? Kesinlikle. Gata'dayken bir tane hastam geldi. Takma protezleri vardı alt üstüne. Abi dedim gözünü seveyim yapmayalım sana. Lütfen yapmayalım, implant yapalım sana. Ve sonunda şu anda sabit protez kullanıyor kendisi. İşte meslek aşkını görüyor musunuz? Sevgili izleyenler işte meslek aşkı bu olsa gerek. Şimdi masamızda maketler de var aslında. O maketler üzerinden de biraz anlatım yapalım istiyorum. Şimdi diş konuşurken tabii ki şunu da mutlaka konuşmamız lazım. Estetik diş hekimliği de günden güne gelişmekte. Evet. Ve biraz önce de aslında konuşmamızda birazcık değindiniz. Hani yapılacak olan her şeyi biz önden hastaya gösterebiliyoruz. Peki estetik diş hekimliği dediğimizde implant da içine dahil sanıyorum. Tabii ki. Bir bütün olarak düşünebilirsiniz evet, artık. Ne anlamalıyız implant dışında estetik diş hekimliği estetik dediğimizde? Estetik diş hekimliği aslında hastanın yüzüne oransal olarak uyumuş olan,
oransal olarak doğru olan ya da altın oranı barındıran bir oranlamadır. Dolayısıyla biz hastaya implant da yapacak olsak, lamina da yapacak olsak, köprü de yapacak olsak bu oranlar dahilinde hareket ediyoruz. Dolayısıyla estetik diş hekimliğindeki son yenilik aslında implantolojiyi de içinde barındırıyor. Ortodontik tedavileri de içinde barındırıyor. Dijital planlamanızı yapıyorsunuz ve ondan sonra protezinizi üretiyorsunuz. Ben teknisyenime gönderiyorum fotoğrafları, planlamayı, tasarımı, ne yapılması gerektiğini. Murat sağ olsun çok kısa sürede bana geri dönüyor. Çünkü çok yakın muayeneme. Neredeyse benim muayenemin içerisindeki teknisyen gibi. Çok kısa sürede geri dönüş yapıyor. Ben hastaya geçici protezini ya da mock-up dediğimiz önden hastanın da öngörebilmesini sağlayan protezi takıyorum. Beğenirse ona göre hareket ediyorum. Beğenmezse değiştiriyorum. Mock-up yani bu nihai dişlerin diş aslında taklidi diyebiliriz. Simülasyonu değil mi? Bir nevi simülasyonu. Yani benim dijital olarak animasyonla planladığımı teknisyenim realize ediyor. Ben de onu hasta ağzına transfer ediyorum. Akşamleyin eşine göstersin, arkadaşlarına göstersin. Komşusuna göstersin. Nasıl olmuş bakalım diyerek şöyle bir salınsın protezleri bunlar. Evet, kesinlikle. Eskiden yapamadığımız şeylerdi bunlar. Tabii önceden olmayan şeyler bunlar. Yani bak bil bakalım ne çıkacak. Aynen öyle. Beğenmedim ama yapacak bir şey yok durumlarıydı artık bu durum. Peki aynen. İmplant nispeten teknolojiyle birlikte kolaylaşsa da hali hazırda yine de çok parametreyi barındıran büyük bir işlem, büyük bir eylem. Kesinlikle. Ancak bunun dışında bir nevi daha kolay yapılabilen, belki sokaktaki insanı da fazlasıyla ilgilendiren diş beyazlatmalar var. Evet. O renkli, sararmış, yani şu çayı içsem mi içmesem mi, ya arkadaşım tavşan çayı, çaydan çok haz alıyorum ama dişlerimi sarartıyor diyenler için. Kahvede değil mi? Kahvede. Evet. Diş beyazlatmada da bir yenilik var mı? Var tabii ki. Aslında var olan yeniliği biz yeni yeni fark ediyoruz. Ya da var olanı yeni keşfediyoruz. Öncelikle önümüzde duran bir bardak suyumuz var. Çay kahve içiyor muyuz? Bir bardak suyla ufak bir çalkalama. Ya da soda. Dişlerimizin sararmasına gerçekten engel olacaktır. Çay ve kahve içtikten sonra bir yudum su alıp. Evet. Ufak bir gargara yapıp onu yutabilirsiniz. Şöyle çaktırmadan kimse. Yemek yedikten sonra elimizi yıkamıyor muyuz? Onun gibi bir şey. Aynen evet. Öyle. Peki benim mesela bu anlamda bir dönem benim de böyle bir takıntım vardı. Mutlaka bir şey tükettikten sonra gidip hemen dişlerimi fırçalardım. Evet. Bu da ciddi anlamda dişlere zarar veriyor öyle değil mi? Evet. Çok genelde fırça. Glukoprotein. Yani günde 7-8 kez diş fırçaladığımı hatırlıyorum. Evet o çok. Günde 2 maksimum 3 kez diş fırçalamayı istiyoruz. Çünkü yemek yedikten sonra dişlerimizin üzerinde bakterilerle ve gıda artıklarıyla zengin bir glikoprotein tabakası birikiyor. Bu tabakayı temizlemememiz lazım başlangıçta. İlk yarım saat. Çünkü faydası var değil mi? Evet, evet dişimizi koruyor. Asit atağına karşı dişimizi koruyor. Ama yarım saat sonra fırçalayabilirsiniz. Reflü hastasıysa, asit çok daha fazlaysa bu rahatsızlık diş sararma daha mı artıyor? Reflü hastaları için olay kabusa dönebilir ya da kusan, çok kusan hastalar için özellikle dişlerinin inanılmaz yerleri aşınıyor. Yani dışarıdan çok güzel görünüyor ama iç tarafları inanılmaz aşınmış oluyor. Hmm. Biz tersine tedavi yapıyoruz o tip durumlarda ki yeni nesil gençler aslında böyle yemek yemeyip kusma temayülünde oldukları için çok sevmediğimiz bir şey. Nedir tedavi nedir peki? Bunda da tersine laminalar yapıyoruz. Yani hastadan yine dijital ölçüler alıyoruz ama eksik olan parçayı ağız içerisindeki parçayı tamamlıyoruz. Dışarıda görünen estetik parçayı değil. Çözüm var ama lütfen sevgili gençlerimiz böyle bir yöntemlere de başvurmasınlar. Bulimiya ve anoreksiya yeme bozukluğundan bahsediyoruz zannediyorsam. Psikolojik bir bozukluk. Diş beyazlatma peki dişlere zarar verir mi? Yani sizlerin diş hekimlerin kliniklerde uyguladığı diş beyazlatma yöntemi. Şimdi bu konuda iki yaptığımız işlem var, diş beyazlatma. Bir, diş yüzeyinin temizliği. İki, kimyasal olarak diş renk tonunun değiştirilmesi. Diş yüzeyinin temizliği aslında bütün rutinde yaptığımız diş taşı temizliğidir. Diş tonunun değiştirilmesi, yani bleaching dediğimiz işlem, hem minenin camsı yapısını değiştirir, hem de minenin içerisindeki dentinin sarılığını değiştirir. Yani camınızın daha opak olmasını sağlıyorsunuz, hem de içeride daha beyaz bir şeylerin olmasını sağlıyorsunuz. Şu anki görüntü diş beyazlatmayla ilgili mi hocam? Evet, evet. Hangi işlem yapılıyor burada? Şu anda diş etini koruyacak gingival bariyer yerleştirilmiş hastaya. Daha sonrasında da beyazlatma ajanı dişlerin üzerine sürülüyor. 20 dakika, 30 dakika firmanın kullandığı doza ya da sizin tercih ettiğiniz hidrojen peroksit dozuna bağlı olarak diş yüzeyinde tutuyorsunuz. Genelde tek
ya da iki seansla bu işi halledebilirsiniz. Klinikte yaptığımız beyazlatmanın daha kalıcı olabilmesi için hastalarımızı evde de beyazlatma yapmalarını istiyoruz. Nasıl oluyor işlem? Şimdi yeni çıkan ürünler var. Isırma kaşığı şeklinde. Hastamıza diyoruz ki bunu evde 2 gün boyunca takın. İşte yani 2 gün 60 dakika 60 dakika takın. Ve beyazlık daha uzun süre devam ediyor. Kesinlikle daha uzun süre devam ediyor. Vallahi o kadar güzel anlattı ki yani hemen beyazlatasım geldi. Fakat ben hani korkarak bu soruyu sormak istiyorum. Ben dahil birçok kimsenin korkularının başında diş hekiminin masasına oturup o dönen cihazlarla birlikte dişinde o meşhur dolgu tedavisinin kendisine verileceği kararın korkusunu sormak istiyorum. Dolguda bir değişiklik var mı? Yenilik var mı? Kolaylık aslında var mı? Aslında yenilik demeyelim de çok eskiden kullanılan bir şeyin yeniden keşfi var. Şimdi 1867 yılında New York'ta bir diş hekimi rubber dam diye bir cihaz kullanmış. 1867. Evet. Ve bu gazete haberlerine çıkmış. Rubber dam dediğimiz malzeme dişin etrafına geçirilen bir plastiktir ve tükrüğü, dili, yanağı her şeyi dışarıda bırakır. Dolayısıyla sizin yapacağınız dolgu laboratuvar şartlarında yapılmış kalitede olur. Şimdi 1867 yılında bulunmuş bu arkadaş, o zaman adezyon teknolojileri yok hatta, sadece amalgam dolgu yapılıyor belki. Biz bugün her dolguda, her işlemde kullanmak zorundayız. Ama Amerika'daki kullanımı %50, Türkiye'deki kullanımı binde beşin altında. Binde beşin altında. Binde beşin altında. Evet, evet, maalesef. Enteresan. İşte askeri tıbbiyeden ayrıldıktan sonraki yaptığım işlerden, en önemli işlerden bir tanesi buydu. Benim fakültedeki tez hocamla birlikte kurslar düzenliyordu. Onun kurslarına katıldım. Hatırladım tekrar malzemeyi, rutinime aldım. Ve şu anda rubber dam olmadan ben dolgu, kanal, herhangi bir şey yapamam. Amerika'daki şeyler, bu sağlıkla ilgili ödeme yapan firmalar, reasyonans firmaları, rubber dam kullanılmadığı takdirde kanal tedavisini ödüyor. Rubber dam. Cihaz evet. Herhalde. Bu aslında çok basit bir şey. Diş kare, üzerinden gösterebilir misiniz, maket üzerinden yani nasıl işlediğini? Yani siz burada dolgu yaparken tamam, bütün dişleri görüyorsunuz. İçeride dil var. Evet. Evet. Onu tükrük var. Evet. Yanak var. Kanama olabilir. Sadece bu dişi gördüğünüzü düşünün. Etrafında yeşil, mavi, mor bir örtü var. Lateksten yapılma ya da non-lateks. Bunun etrafında bir klempla yerleştiriliyor ve sadece siz bu dişe odaklanıyorsunuz. Harika. Evet. Müthiş bir şey ya. Dolayısıyla yaptığınız işlem firmanın ürettiği kalitede ya da ürettiği standartta ağız içine yapılıyor. Dolayısıyla başarısızlık minimize ediliyor. Daha da aşağı indirilemez. Hem peki, hasta için hem doktor peki, için. Peki bu kadar güzel şeyler var. Bu koltuğa oturduğumuzdaki hekim korkusunu, evet, dolgu veya cerrahi veya implant yapılırken ki hekim korkusunu nasıl yeneceğiz? Bunun bir sedasyonu, bir özellikle şey var mı? Özellikle diş hekimliği ile ilgili böyle bir ön yargı da var değil mi? Ağrıyla evet, ilgili. Ben diş hekimi arkadaşlarıma ayrı bir saygı duyarım. Allah eline düşürmesin diye ayrı bir hürmet ederim diyerek yaklaşırım. Bu herhalde benim gibi durumda olan milyonlar vardır. Evet, Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi gaz veremiyoruz maalesef. Evet, öyle bir... Ama gazla... fiziki olarak bir sedasyon işlemi de uyguluyoruz. Nedir bu sedasyon? Genel anestezi uzmanlarının eşliğinde yapılan, hastanın bilinci yarı açık yarı kapalı halde, korkularının tamamen alınmış ve bizim söyleyeceğimiz şeylere uyabileceği şekilde bir forma getirilmesi. Yani ne uyur ne uyanık forma getirilmesi. Geçen saatleri hissediyor mu peki? Çok değil. Çok değil. Yani daha kısa sürede bitiyormuş gibi hissediyor genelde hastalar. Ya, müthiş bir şey söylediniz. Sabrı da şey oluyor. Ama tabii bu hani tek başına kliniklerde yasal olarak da uygulayamadığımız bir şey. O yüzden gene anestezi uzmanları eşliğinde ekiple yapıyoruz. Birlikte. Tabii evet, anestezi evet, uzmanlarının eşliğinde yapılmalı. Devam edeceğiz sohbet etmeye ama izleyicimizin de burada stüdyomuzdaki konuklarımızdan birisinin sorusu varmış efendim. O soruyu da yönlendirelim. Buyurun. Buyurun efendim. İyi ki varsınız hocam. Benim bir sorum sağ olacaktı. Buyurun. Metal dolgular zarar verir mi? Metal, amalgam dolgulardan. Evet, amalgam dolgular. Galiba. Günümüzde diş hekimliği tartışma platformlarının çoğunluğunda dönen tartışma bu aslına bakarsanız. Bir taraf diyor ki amalgam dolgularda bir zarar yok. Ama öteki kutup diyor ki, ki ben de aslında öteki kutuba biraz yakınım. Amalgam dolgular maalesef ağır metal zehirlenmesine sebep olabilecek materyaller olduğu için vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. O yüzden İşte rubber'dan burada devreye giriyor. Hastaya civa buharını yansıtmıyoruz. Hekime, asistana civa buharını yansıtmıyoruz. Özel önlemlerle amalgam dolguyu sokuyoruz. Yerine
kimyasal olarak yapışan bir dolgu yapıyoruz. Çünkü amalgam dişe kimyasal olarak yapışmaz maalesef. Sızıntı olma ihtimali çok yüksek. Zarar veriyor mu bu amalgam dolgular ağızda çok kaldığı zaman? Paslandıkları için o paslanma ürünleri vücuda salgılanıyor maalesef. Yani artık yapılan çalışmalar amalgam dolgusu olan insanların kanında civa seviyesinin yükseldiğini gösteriyor ve aslında bu ağır metal detoksunu da çok, yani detoksu yapmak gerekiyor. Bu ağır metali istemiyoruz. Görüntü olarak da hiç de hoş durmuyor değil hiç mi? Hiç hoş durmuyor. Özgür Hocam, yani simsiyah bir görüntü ağız. Kahkahası bol bir, kimseler için ağzında siyah bir görüntü maalesef. Gerçekten de tedirginlik verici bir şey. İki sorumuz daha var galiba, buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Ağız kokusunun dişle alakası var mı? Harika, dişlerimizle ağız kokusunun. Evet. Aslına bakarsanız ağız kokusu birkaç sebepten köken alabiliyor. Evet, dişler, diş taşları. Bunlara hemfikirim. Bunlar varsa ağız kokar. Çürük varsa, kanal tedavisi yapılması gereken bir işlem varsa kokar. Ama bir şey daha var. Dilinizin üstünü fırçalamıyorsanız bakterilerin %30'unun yerleştiği yer olan dil üstünden dolayı da ağzınız kokabilir. E tabi diş hekimliği dışındaki branşlardan dolayı da olabilir. Midenizde bir problem vardır, kokar, genziniz akıyordur, bademcikler şiştir vesaire ama unutmamamız gereken şey dilimizin üzerinde fırçalamak. Çünkü yapılan çalışmalar, diş eti hastalığı olan bir hastamız var. Bütün dişler çekiliyor. Ama o periodonto patojen dediğimiz diş eti hastalığını yapan bakteriler hala orada. Neden orada diye bakıyorlar? Dil üzerindeler. %30'u dilin üzerinde yaşıyor bu bakterilerin. Sabah akşam bunu yapmanızı tavsiye ederim. Peki diş tedavilerinizin içerisinde en uzunu hangisidir? Ne kadar sürer? En kısası ne kadardır? Kanal tedavisi. Kaç saat sürer? 2 saatimi alır. Çünkü özel önlem gerektiren tedaviler artık. Ve eskisi gibi biz kanalları açtık, hemen dolduralım çıkalım olmuyor maalesef. Teknoloji bize diyor ki kanal tedavisini yaptınız, bir de bunun içini dezenfekte etmelisiniz diyor. Dezenfekte etmek için özel malzemeler var. Hareket eden, ultrasonik enerji veren, lazer puls veren malzemeler var. Kanalı genişletme ya da işte o kanal tedavisini yapma süresi kadar yıkama süresinde zaman harcıyorum. Dolayısıyla maalesef 2 saati buluyor. Ama 2 saatlik bu tedavinin sonunda başarı oranını da sağlayabiliyorum. Peki şunu da merak ediyorum ben. Özellikle gebelik döneminde kadınlar dişleriyle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Evet. Bu dönemde diş tedavisi yaptırmak bebeğe zarar veriyor mu? Aslına bakarsanız gebelik döneminin her evresinde biz tedavi yapabiliriz. Hı-hı. Her evresinde. Sadece oraya kadar sarkmasını istemiyoruz. Yani potansiyel bir gebelik varsa ya da gebelik planlanıyorsa ya da işte gebeliğin hemen başındaysa ağız diş problemlerini halledelim. Hallettikten sonra da gebeliğin sonuna kadar bir problem yaşamadan devam edelim istiyoruz. Fakat yapabiliyor muyuz? Hayır. Kendi eşimde bile 20 yaşını çekecektim. Röntgen çekeceğiz. Hamile. E tamam dedi, kurşun örtüyor. Hayır istemiyorum ben. O 20 yaş ağrısını çekerim. Çekti. Bu anlamda da ön yargılar da var aslında değil mi? Hani bir zarar gelir, aman yaptırmayayım o ağrıya dayanayım diye düşünüyor anne adayları. Evet ama bakteri salınımı vücuda olur. Değil mi? Şimdi o ağızdan bakteri bütün vücut organlarına salgılanabiliyor ki dolayısıyla plasentaya, dolayısıyla bebeğe. İstemediğimiz konu bu. Yani oradaki... Tabii yani 1800'lü yıllardan gelen teknikleri modifiye ederek mesleğini öne çıkmış bir diş hekimi bile eşinin doğumu sırasında sen bilirsin hanım demeyi tercih etmiş. Bu örnekte de görüyoruz ki mutlaka. Son sözü peki hanım diyerek beyler söyler. Belli ki siz gerçekten bu konuyla ilgili yapılabilecek gayretlerin azemisini elinizden geldiğince yapıyorsunuz. Evet, ben biliyorum diş hekimliğinde çok fazla branş önceden doktora programlarından şimdi uzmanlık dallarına kadar evrildi. Evet. Bizi izleyen genç diş hekimleri de vardır şu anda. Hangilerinin gelişmesi lazım ki biz bir daha diş hekimi koltuğuna daha az oturalım. Daha az sürelerle vakit geçirelim. Ne gelişse daha iyi olur. Koruyucu diş hekimliği faaliyetlerinin gelişmesinde fayda var. Hangi dala eğilsin genç hekimler? Aslına bakarsanız diş hekimliği bitmez bir denizler ya. Çünkü problemler devam ediyor. Yani biz sadece hani sağlığımızı koruyalım, koruyucu sağlık uygulamaları gelişsin de değiliz. Çünkü o gelişse bile hastalarınız şeker tüketiyor. Yoğun rafine şeker tüketiyorlar. Fırçalama alışkanlıkları, diş ipi kullanımı alışkanlıkları değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla insana bağlı çok faktör var. O yüzden herhangi bir branş diyemem ama ben şunu söyleyebilirim.
diş hekimleri artık teknolojiyle çok fazla iç içe. Dijital evet. transformasyon diş hekimliğinde son 25 yılda inanılmaz bir yere geldi. Hı hı. Ben bunun eğitimlerini veriyorum ve inanın 83'te başlayan bu evrilme, 83'te bir profesör, Fransız bir profesör, diş hekimi, 800 diş hekimi önünde kendi karısına tek bir kron yapmış. İşte ben serpetmiş. Delikanlı diye buna derim arkadaş. Ben delikanlı hekim diye buna derim. Evet. Ondan sonra dijital teknoloji gün be gün artarak artık maşallah. Yani köşe taşlarını şey yapıyor. O yüzden, dolayısıyla yeni diş hekimleri her branşı seçebilir. Ama içinde teknolojiyi barındırsınlar. Bilgisayar, dijital transformasyon, fotoğraf çekimi bunları barındırsınlar. Yoksa her branş bizde devam eder abi. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Alanında uzman, başarılı bir o kadar da genç, değerli hekim, diş hekimi Gürkan Erener'i ağırladık efendim stüdyomuzda. Ağız ve diş sağlığımızı konuştuk. Gönülden teşekkür ediyoruz.